Gözümüzün önüne tabanı buradaki taralı yani y eşittir fx ve y eşittir gx eğrileri arasında kalan alan olan üç boyutlu bir cisim getirmeye çalışalım. Evet bu mora benzeyen renkle taranmış alanın cismin tabanı olduğunu ve cismin ekrandan size doğru çıkıyor gibi olduğunu düşüneceğiz. Mavi ile çizdiğim ise şeklin en yüksek noktası olsun. Cismin kesitini de buradaki sarı çizgi ile belirleyelim. Evet cismin eğer x eksenine dik olacak biçimde bir kesitini alırsak kesitler ikiz kenar üçgen şeklinde olurlar. Şekli düzleştirecek olursak kesit buna benzeyen bir şey olacak. Tabanı burada ve ekrandan size doğru yükselen bir cisim var ve bu cismi düzleştirdiğimizde buna benzeyen bir kesit elde ediyoruz. Tabanı cismin tabanı üzerinde bulunan dik ikiz kenar bir üçgen. İkiz kenar olduğu için bu nokta ile bu nokta arasında kalan uzaklık ile fx ile gx arasında kalan uzaklık birbirine eşit. Öyle değil mi? f(x) ile g(x)'in buradaki x değerlerinden bahsediyorum ama x değeri değiştikçe bunun da değişeceğine dikkatinizi çekmek isterim aynı zamanda. Cismi gözümüzün önüne getirebilmemiz için buraya koordinat düzlemini çizdim. Bu açıdan baktığımızda kesitleri de göz önüne alırsak şeklin neye benzediğini görebiliyorsunuz değil mi? Şu anda taramakta olduğum kısım taban. Bu kesitlere paralel olacak biçimde tarıyorum. Tabanı burada 2 tane de kenarı var. Şurası bunu sol yüzey olarak düşünelim. Cisme yukarıdan baktığımızı düşünürsek evet işte burada. Burası da sağ yüzey. Ama yüzeyi bir de burada göstereyim. Evet. Evet işte böyle. Şimdi tüm bunlarla neden bu kadar çok uğraştığımı merak ediyor olabilirsiniz. Sebebi bu cismin hacmini veren belirli bir integral bulup bulamayacağımı. Evet, bunu merak ediyorum. Aslına bakarsanız bu cismi bir Amerikan futbolu topunun yarısına benzetmek de mümkün. Evet, bunun hacmini veren belirli bir integral bulabilir miyiz? Ne dersiniz? Bu kesişme noktalarına dikkat etmenizi öneririm. Fonksiyonlar 0.0 ve c.d noktalarında kesişiyorlar. Peki, hadi bakalım. 0, c, d, f ve gleri kullanarak bana bunun hacmini veren bir ifade bulmaya çalışın. Bence videoyu durdurup cevabı çoktan buldunuz. Biliyorum. O halde gelin şimdi şimdi bir de birlikte çözelim. Hacmi bulmak için buradaki kesitlerin hacimlerini kabaca tahmin edebiliriz öyle değil mi? Üçgenlerin alanlarını çok küçük bir değer olan bu derinlikle çarparsak hacmi bulabiliriz. Bahsettiğim derinliği de şu şekilde göstereyim. Evet. Bu üçgenlerin her birinin hacimlerini, kesitlerin alanlarını küçük bir değer olan dx ile çarparak bulabiliriz. Üç boyutlu bu cismi dx'i işin içine katarak elde ediyoruz. dx burada. Evet, biraz daha okunur yazarsam sanırım daha iyi olacak. Peki. Bu şekillerin hacimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şuna h diyelim. h'nin fx eksi gx'e eşit olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Evet hadi buna h diyelim. Aslına bakarsanız hx dersek daha doğru olur değil mi? Daha doğru bir iş yapmış oluruz ve hx fx eksi gx'e eşit olacak. Burasının h olduğunu kabul edersek bu üçgenin alanı ne olur? Karşımızda bir 45-45-90 yani ikiz kenar bir dik üçgen var. Burası 90 derece ise bu ve bu açı 45'er e derecedir ve 45-45-90 üçgeninde kenarların uzunluklarının hipotenüsün kök 2 bölü 2 katına eşit olduklarını da biliyoruz. Hemen yazalım kök 2 bölü 2 çarpı hipotenüs. Bunun neden böyle olduğunu anlamadıysanız aklınıza hemen Pisagor teoremini getirin. Bu kenarın uzunluğu a ise bu da a'dır ve a kare artı a kare ya da 2 a kare de hipotenüsün karesine eşittir. Buradan a kareyi hipotenüsün karesi bölü 2 a'yı da h bölü kök içinde 2 olarak bulabilirsiniz ve bu da kök içinde 2 bölü 2 çarpı h ile aynı şeydir. Paydadaki köklü ifadeden kurtulmak için hem payı hem de paydayı kök içinde 2 ile çarparsak, Kare kök 2 bölü 2 çarpı h'yi elde ederiz. Üçgenin alanı ise taban çarpı yükseklik çarpı 1 bölü 2 olduğuna göre hemen not edelim. Evet alan eşittir. Taban yani kök içinde 2 bölü 2 h çarpı yükseklik. Yani kök içinde 2 bölü 2 çarpı h çarpı 1 bölü 2'dir. Taban çarpı yüksekliği 1 bölü 2 ile çarpmazsak bu karenin alanını elde ederiz. Peki hadi hesaplayalım. Kök 2 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 2. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 eder. Burada bir tane daha 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4 eder. Evet çarpı h kare. Neymiş? 1 bölü 4 çarpı h kare. Doğru oldu mu bir bakayım. Evet bununla bunu çarparsak 1 bölü 2 elde ederiz. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4 eder. Bir de h kare var. Evet tamam doğru olmuş. Şimdi geldik hacme. Ne demiştik? Buradaki üçgenlerin hacimleri alanları çarpı dx'e eşit. Yani 1 bölü 4 h kare çarpı derinlik yani dx ve eğer bu hacimlerin x eşittir 0'dan x eşittir c'ye kadar ne olduklarını bulabilirsek cismin hacmini de bulmuş oluruz öyle değil mi? Hemen not ediyorum cismin hacmini bulmak için. Evet sona çok yaklaştık. Eğer bu kesitlerden birinin hacmi ise cismin hacmi ne olur? Cismin hacmi x eşittir sıfırdan x eşittir c'ye 1 bölü 4 çarpı h kare Aşın fx eksi gx eşit olduğunu da söylemiştim. O halde aşın yerine hemen fx eksi gx yazalım. fx eksi gx'in karesi çarpı dx. Evet bu belirli integral. İşte bu kadar. Bu şekilde tanımlanmış çok da alışık olmadığımız bu cismin hacmi için bir ifade bulduk.